Sakin olup güzel, böyle benim tespit ettiğim kafeler var, pasajlar, tarihi. Daha romantik olabiliriz. Olabilir. Zaten akşama doğru Charles Köprüsü'ne erişeceğiz artık. Dün oraya gelmeden kestik rotayı. Belki ilk gün yorgunluğuydu. Ya da o Gerçekten bir büyük yanında çam benim başımı artmış olabilir. Değil de ne? Şunun güzelliğine bak. Fırat da o kadar çok yer. O Burak'ın az önce söylediği gibi, yani el ele tutuşup yürümek değil aslında anlattığımız, evlilik teklifi etmek değil aslında anlattığımız romantizm. Fırat şehir olarak başlı başına çok romantik bir şehir zaten. Bir caddeden başka caddeye geçerken yürüdüğünüz yer hemen bir bahçe, çiçekler, yemyeşil, insanlar oturup sohbet ediyor. O huzuru bulabilmek bahsettiğimiz romantizm, işte o huzur Fırat'ın neredeyse her yerinde var. Çok özel bir yer. Lucerna pasajı. Demiştim bugün çok romantik olacak demiştim. Romantizm listemizde Prag'da geri sayım sürüyor. Öyle bir geri sayım yok tabii de yine de elimizden geldiğince şöyle hoş bir Prag romantik listesi yapmaya çalışıyoruz. Lucerna pasajında Şemsi Paşa pasajında sesimiz şeziceler. Önce bunu demeliyim için pratik yapmak için. Lucerna pasajına geldik. Çünkü burası gerçekten Prag'ın belki de en keyifli, en romantik, en Art Nouveau yerlerinden, evet, modern sanat akımının öncülerinden bir iç dizayn.
İç mimar. O kim biliyor musunuz? Václav Havel'in babası. Peki Václav Havel kim? Çekoslovakya'nın bağımsızlığına ulaştıktan sonraki ilk başbakanı, daha sonra da Çek Cumhuriyeti'nin Slovakya'dan ayrıldıktan sonraki ülke haline geldiğindeki yine ilk başkanı Václav Havel, burası için tabii çok önemli. Ve onun babası da bir mimar, iç mimar. İşte buranın Ardevo yapısını oluşturan, mükemmel tarihe armağan eden kişi aslında. Arkamda ters dönmüş bir at var. Bu da David Clancy diye yine Çek asıllı bir Amerikan heykeltıraşı eseri. Manası bu da bir tür mocking deniyor. Yani bir küçük bir hiciv var. Başka bir meydandaki bir kralın atıyla şahlanışını burada bir tür hicvetmiş, ters dönmüş, ölü bir ata binen bir kral var burada. Öyle bir eser işte. Ama burası oldukça keyifli. Mutlaka görmeniz gerek. Burak Bey, yediğinizi gösteriyorsunuz. Efendim, bir seyahat programı, bir belgesel. Biz yediğimizi, yani artık 10 sene, lütfen. Switchkova, Prag'da böyle keyifli bir restorana geldiğinizde menülerde karşınıza çıkacaktır. Bonfile ya da biftek. Bunun kalın bir gulaş sosu gibi bir sos. Gravy sos, onu bilenler bilirler. Etrafında bir tane biber turşusu ve kenarında az pişmiş hamurdan bir ekmekleri var. Çok keyifli, beyaz. Bunlarla beraber sıyra sıyra yersiniz. Switchkova'yı mutlaka tavsiye ederim.